Merhaba dostlar, mavi eldivenlerim bitti ve beyaza geçtik artık. Aslında bir paket mavi eldiven almıştım, 10 ay beni götürdü sağ olsun. Şimdi artık beyaz eldiven paketi aldım. Bir 10 ay daha beyaz eldivenlerime katlanacaksınız. Birçok dostumuz soruyor, neden eldiven giyiyorsun, toprağa dokunmak çok güzel diye. Hakikaten ben de toprağa dokunmayı çok seviyorum dostlar. Zaten bu yüzden çiçeklerle böceklerle uğraşıyoruz. Ama biliyorsunuz gıda işiyle uğraşıyorum. Bu yüzden de hijyene, ellerime çok dikkat ediyorum. Bundan dolayı eldiven giyiyorum. Mavi eldivenlerim bittiği için de hepinize müjde vermek istedim. Aslında bebeklerimi ayıracağım. Siz bu bebekleri birçok videoda, aslında birçok yerde görüyorsunuz. Minicikten büyüdüler. Artık Şubat ayındayız da ve ayrılma vakitleri geldi. Çünkü toprakları keçileşmiş artık arkadaşlar. Zaman içerisinde içlerinden aldıklarım oldu. Hani böyle minik birkaç set satışı yapmıştım. Böyle kestiklerim oldu vesaire derken saksılar doluluğunu yitirdi. Hem çabuk büyüyenler oldu bu aynıyım gibi. Tabii yayılanlar var, busedumlar vesaire. Bunları böyle minik minik küçük küçük aranjmanlar yapmak istedim. Hem siz de görün, beraber yapalım, sıkılmayalım istedim. Böyle saksılarım var, hazırlamıştım. Bunları biliyorsunuz beton saksılar, kendim yapıyorum, videomda var. Bunlar sosis kutusu, çok seviyorum. Bu sosis kutuları en iyisi. Çok soluksuz konuştum. Şimdi nereden başlasam? Aslında ben önce şu aynıyumu almak istiyorum. Oradan, çünkü bu çok sevdiğim bir tür. Annesini, dur bir saniye, annesini göstereyim. Arkadaşlar bunun güzelliğine bir bakın. Anne, aslında bu çok daha büyüktü, çok budadım. Çok fazla çelik aldım. Tek rozetten tekrar büyüdü bu tenekenin içinde. Bunun da saksı değişimini tabii yapacağım. Fakat buraya bir tane yavru dikmişim. Bu da büyümüş. Çok da güzel olmuş. Artık abla olmuş. Bu bebek değil tabii. Bakalım. Krasulamız da oradan geldi. Kökler gayet iyi. Gelişmiş. Tabii hepsi pasaklı. Yağmur, çamur, fırtına. Şu güzelliğe bakın. Bunu tek dikmek istiyorum. Aynıyım çabuk büyüyor arkadaşlar. Özellikle kış, ilkbahar, sonbahar. Bu yüzden şu saksımı alacağım. Aynıyımlar biraz derin saksı da seviyor. Büyük saksı da seviyor. Buraya alacağım artık. Biraz daha toprak alayım. Hadi bakalım. Her yer battı yine. Şöyle... toprak koyacağım. Aslında bu toprak saksım çok güzel, çok seviyorum. Çok da ağır. Fakat tam toprak olduğu için çok kaliteli bir toprak malzeme. Ve su verdiğim anda hemen kurutuyor. Tabii ki hava aldığı için. Bu bitkiler için çok sağlıklı. Ama biraz beni yoruyor. Sürekli su vermek zorunda kalıyorum. Onu takip ediyorum. Bu saksıda öyle bir şey gözlemledim. Böyle birazcık lav kırığı. Lav kırığı arkadaşlar 3 ile 5 milim arası kullanıyorum. Her videomda soru geliyor söylediğim halde. Bakın çok güzel. Ben bu boydan memnunum. Her boyunu kullanıyorum. Toprağım içinde var. Ama bu boyunu da seviyorum dostlar. Genelde saksı üstünde kullanıyorum. Bunlar gözenekli yapısı zaten biliyorsunuz. Saksı üzerine konan taşlar videomda da bahsetmiştim. Benim bölgem çok rüzgarlı, topraklarım çok uçuşuyor. Ve nem dengesini sağlamak, topraklarımın uçmasını engellemek için hep lav kırığı kullanıyorum. Şu anneyi alayım oluşum. Bu saksımız hazır. Bunu buradan aldım. Aslında şu aynıyumu da onun yanına koyabilirim. Aynıyumlar beraber mutlu yaşıyor. Bu da bana minicik bir hediye gelmişti. Türünü bilmiyorum. O havorti olanı değil aynıyumun. Bu biraz farklı, değişik. Biliyorum. Şöyle kökleri aldım. Artık bu da bebek değil. Abla olmuş, abla teyzeleri. Şöyle kenara dikeceğim. Valla orada büyüsün. Bu yıl toprak saksım çok yok. Saksı biraz yaptım ama toprağım yok. Artık eski topraklarımı idare edeceğim. Hatta başka varsa bakayım, ayınıyım. Oraya ekleyebilirim. Var aslında.
Şunları da ekleyebilirim. Böylece alüminyum aranjman olsun. Bunları ayrı ayrı saksıya dikmeyeyim. Bu da çok güzel bir tür. Abla olmaya yakın artık. Hatta şu kısmı biraz keseyim. Makasım benim gene nerede oluşur? Evet. Şöyle zaten buradan fazla kök yapmış. Şu kısmı keseceğim. Böyle kestim. O kök ona yeterli. Alüminyumlar güçlü. Birçok renk alüminyum bir arada olsun. Şunu alsam mı ki? Şu küçüğü alayım. Çok boğmayayım saksıyı. Bundan da buradan çelik almışım. Eyvah, elimde kaldı. Köklendiririz. İşte bebekler tabii çok taze oldukları için hemen kopu veriyor. Böyle. Bunun da kökünde bir fazlalık kısım var. Keseceğim. Tazelensin, budansın. Bu da alüminyum dekorum. Videosu var dostlar. Çok güzel. Annesini gösterirsem mi? Ha şimdi gitmeyeyim. Zaten görmüşsünüzdür videolarda. Burada çelikten ürettiklerim varmış. Demek ki böyle aralara tıkıştırmışım hepsini. Böylece bir tane alüminyum. İşte bu alüminyum Hovarti yavrusu. Bunda kökte fazlalık var. Keseceğim. Hiç gerek yok. Zaten tam artık büyüme evrelerine geçiyorlar. Kış uyandılar, büyüyorlar. Burada böyle büyüsünler. Sıkışanı alırım, büyüyeni alırım. Hiç problem değil sukulentler için. Burada büyüsün. Bu yıl çok işim var. Burada kendilerince kendilerine baksınlar birbirlerine. Genelde bu yıl hep aranjman yapacağım. Saksılarımın birçoğunu çünkü... yorgunluk oldu dostlar. Şunu şuradan alsam ki kıyamadım ama. Minicik kök yapmış. Kırılmış dipten bakın. Hemen dikmişim. Güzel kök yapmış. Hadi böyle bir aranjmanımız olsun. Büyüyen büyüsün. Küçülen küçülsün. Ölmesinler. Çok güzel oldu. Bebişleri ayıracağım. Vallahi arkadaşlar üşeniyor muyum, üşenmiyor muyum ben de bilmiyorum. İnanın. Şunu alacağım artık. Şuradan bebişleri de alayım. Hemen hızlı hızlı dikeyim. Terapi. Bizim terapimiz de bunlar. Buradan yine bir küçük kök budaması yapıyorum. Yani fazlalık gördüğüm yerleri kesebiliyorum. Şu bebişin güzelliğini arkadaşlar tek yaprak tam böyle bir sürü rozet vermiş. Kök gelişimi de güzel. Bebeklere lav kırığı kullanmayacağım. Zaten az lav kırığım. Kıyamıyorum valla. Şöyle. Bu bebekleri buradan ayırayım. Çünkü içlerinden yavru çekmişim hepsinin. Artık topraklar keçeleşmiş. Ve üstleri toprak dolmuş. Hem bir yerleri değişsin. Güçlensinler. Yeni kökler yapsınlar. Tabii ki küçükler. Siz bir fırça yardımıyla da temizleyebilirsiniz. Ben o kadar uğraşamıyorum. Çok gerek olursa fırça kullanıyorum. Yine biraz lav kırığı koyayım. Çünkü bebekler nem dengesi seviyor. Bebekler çok seviyor bence. Abla olmuş bunlar. Çok güzel, çok güzeller. Şöyle. Burada daha güzel büyüyecekler. Hem rahatladılar, hem saksılarımı temizlemiş olacağım, hem görmüş olacağım bebekleri ayrı ayrı. Çünkü biliyorsunuz karman çorman hepsi bebeklerin. Bu yağmurun sesi galiba komşunun kızının. Ne güzel bağırdı öyle. Ah bu sokağa çıkma yasakları, vallahi çok bunu aldım. Ya hiç ben bunaldım demem normalde. Çok çabuk bunalmam çünkü ev sevenlerdenim. Çalıştığım için de zaten yoruluyorum, bayılıyorum, erkenden uyuyorum ama gerçekten ilk defa bunaldım. Hani böyle dışarıda bir kahve içsek, çay içsek, böyle insan hiç böyle şeylere özeneceğimi düşünmezdim bir gün. Normalde hani evime gideyim, çayımı kahvemi içeyim derdim hep.
Ama böyle şey diyorum, hani bir yerde bir kahve çay içsem bir arkadaşımla, sevdiğim biriyle, böyle insan bir tuhaflaştık. İnanamıyorum geldiğimiz duruma. Çok güzel oluyor dostlar. Bebekleri siz de artık ayırın. Mevsimi yok. Her mevsim saksı değiştiriyorum zaten ben. Eski topraklarımı biliyorsunuz kullanıyorum. Steril ediyorum, güneşlendiriyorum. Böyle zaten rüzgar estikçe de bir tane daha bebek koyacağım. Çok sıkıştırmayacağım bu aranjmanı. Bebekler rahat büyüsün artık. Çünkü bayağı gövdeleri kalınlaşmış. Artık bayağı büyümüşler, hazırlar. Evet dostlar, böylece hem şöyle alayım, hem sohbet ettik, hem bebekleri yeni yerlerine kavuşturduk. Videomuzu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hepinize teşekkür ediyorum.